Ayşe Çavdar merhabalar. Bugün T24'te biraz Yeni Zelanda'daki saldırıyı, kanlı saldırıyı konuşalım istedim ama saldırının kendisiyle ilgili zaten soruşturma devam ediyor, yargılama başlayacak. Ben size biraz bunun ötesinde dünyada başlattığı siyasi tartışmayı konuşmak istedim. Siyasi ve sosyolojik tartışmayı. Ayşe Çavdar'la birlikteyiz. Kendisi gazeteci, yazar, akademisyen de diyebiliriz zannediyorum. Akademik çalışmalarına da devam ediyor. Teşekkür ederiz T24'e geldiğiniz, katıldığınız için yayınımıza. Şimdi Yeni Zelanda'dan yola çıkarak yeniden bir Haçlı seferleri söylemi başladı Türkiye'de. Ama bunun ötesinde dünyada medeniyetler çatışması tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Genel olarak önce sizin analizinizi duymak isterim. Nasıl bakıyorsunuz, nasıl analiz ediyorsunuz gelinen bu noktayı, medeniyetler çatışması tartışmalarının yeniden başlamasına? Ya o tartışma başladığında PİMİP çekilmiş bir bomba olarak zaten dünyanın orta yerine konmuştu ve biraz kendini gerçekleştiren kehanet gibi oldu açıkçası. Huntington'ın o şeysi, tarihin sonu teziyle beraber. Çünkü o andan itibaren zaten dünyanın yaşamakta olduğu birçok çatışma, birçok gerilim, gördünüz mü bakın medeniyetler çatışması haline çevrildi ve hani bu demir perdenin yıkılmasından sonra nihayet ele gelmiş gerçek bir hani soğuk sıcak savaşa dönüşebilecek bir şey olarak ne diyeyim? Güçlülerin işine bir hayli yarayan, yani güç pozisyonlarında bulunan insanların işlerine bir hayli yarayan bir argüman oldu. Birçok şeyde bombaladı, birçok şeyde sabote etti bu düşünce. Şimdi tekrar gelmesinin sebebi aslında bir yere tekrar gelmiş falan değil. Çünkü bu zihniyette yaşıyor zaten şey, bu popülizmler, sağ hareketler, yükselen sağ hareketler, bu en çok onları besleyen bir tez. Dediğim gibi bir de kendini gerçekleştiren kehanet, çünkü dünyada her zaman çatışmalar oluyor. Bu çatışmaların nedenleri etnisiteler ya da dinler, farklı inançlar. Ayrıca bakarsanız şöyle kendini gerçekleştirmediği bir taraf daha var. Bu savaşların birçoğu aynı dine inananlar, aynı etnisiteden gelen, aynı kimliklerden gelen insanlar arasında da ya da gruplar arasında da oluyor. Dolayısıyla hani isterseniz çok rahatlıkla yok olan bu değildir diyebilirsiniz ama insanlar demek istemiyor ki bu, böyle söyleyeceğim bunu, seksi bir görünüm. Ya bunun üzerine çok spekülasyon yapılabiliyor. Şimdi neden buraya gelindiğini söyleyin, gelindiği konusunda bir şey söyleyebilirim. O da Suriye Savaşı'ndan itibaren bu mültecilik meselesinin bütün dünyada kendileri için büyük bir endişe kaynağı olması. İkinci bir neden daha var, o da IŞİD açıkçası. Yani hani bununla ilgili İslam dünyası çok fazla bir şey yapmadı. Yani İslam dünyası bu bendendir, bu İslam değildir, bununla mücadele etmek bana düşer demedi hiçbir zaman başlangıcından beri. Şimdi bir şekilde Batı dünyası şeyle ilgili, Yeni Zelanda'daki vakayla ilgili söylüyor mesela bunu. Böyle de bir ters o vaziyet var işin içerisinde. Dolayısıyla evet, yani sağ iktidarların, sağ siyasetlerin, sağ partilerin çok işine geliyor bunu. Yeniden başlamış bir Haçlı şeysi savaşı ya da öbür taraftan bir Müslüman işgali diğer tarafta olarak görmek. Burayı biraz daha açalım isterseniz. Dediniz ki Suriye Savaşı ve beraberinde çıkarttığı IŞİD, daha önce Afganistan Savaşı ve El-Kaide diyebiliriz. Burada İslam adına yapılanlar konusunda Müslüman dünya ya da İslam dünyası kendi içinde bir sorgulamaya girmedi ya da kendini o eylem olmadı. Şimdi biraz da bunun getirdiği batıdaki nefret birikiminin bedelini ödüyor ama bunu da bedel ödüyormuş gibi görmüyor. Kendisine yapılmış olan bir saldırı olarak görüyor mu diyorsunuz? Bunu böyle algılayabilir miyiz? Tam olarak böyle söylemiyorum. Şimdi Batı'da ya da şöyle söyleyeyim, dinler arasında bir nefretin olması için o dinin bir şey yapması gerekmiyor. O dinin dindarlarının bir şey yapması gerekmiyor. Bu çok eski bir hikaye. Yani dinler tarihi kadar eski dinler arası nefret meselesi. Ama günümüzde hani
nefretin, ırkçılığın vesairenin bu kadar eleştirildiği, anayasaların işte özgürlük laflarıyla vesaire falan filan dolu olduğu bir yerde nefreti gerekçelendirmek gerekiyor. Hani o nefret zaten orada ama nefrete bir bahane gerekiyor. Onu ifade etmeye bir bahane gerekiyor. Tam da işte o söylediğim IŞİD sadece IŞİD değil, hatırlattığınız gibi Afganistan'da daha evvel olan, dünyanın her yerinde var. Ya Afrika'da da var. Afrika'da korkunç şeyler yapıyor İslamcı terör örgütleri. Müslüman terör örgütleri değil belki ama İslamcı terör örgütleri korkunç şeyler yapıyorlar. Ya yani Cezayir'in bugünkü halinde bile İslamcı terörün çok önemli bir rolü var 80'ler, 90'lar boyunca orada yaşanmış olan. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şu, bu çok ciddi bir bahane veriyor bu insanların eline. Yani işte buraya doğru geliyorlar. Şey bile, ben Almanya'da yaşıyorum biliyorsunuz. Evet. Burada şu söyleniyor. Ya o kadar zengin, sıradan insan, sokaktaki sıradan insan demeyeceğim. Çünkü Almanya'da göçmenlere karşı şöyle söyleyeyim, Türkiye'dekiyle karşılaştırılamayacak kadar bir hoş geldiniz durumu var ve bu durum biraz modada. Böyle de olması gerekiyor zaten. Yani bu hip bir şey. Evet. Bu yükselen bir değer. Yani böyle tamam hani ırkçılar vesaire falan, milliyetçiler, ayrılıkçılar vesaire falan varlar etrafta ama buna karşı bir savunma, bir refleks olarak öbürü de kendisini daha çok ifade etmeye başlıyor. Hayır, bunlar bizimle olacaklar. Bize ihtiyaçları var. Biz onlara sınırlarımızı kapatamayız diye daha güçleniyor. Bizden farklı olarak böyle bir durum var. Mesela mültecileri istemeyen insanlar şey diyorlar. O kadar zengin Müslüman ülkeler var. Gitsinler orada yaşasınlar. Hani evet, burada ne işleri var vesaire falan diye. Bunu mesela Müslümanlar kendilerine sormuyorlar. Yani Müslüman ülkeler neden burada mutlu değiller de Suriyeli o kadar göçmen Avrupa'ya gittiler, Batı'ya gittiler. Batı'ya gitmek için belki başka yerlere gittiler. Oralarda kalmayı düşünmüyorlar. Ne eksik diye sormuyorlar mesela. Yani buraya evet, insanlar paraya pula falan gelmiyorlar. O kadar da yok para pul cidden. Ama kendileri daha iyi ifade edebilecekleri yerlere geliyorlar sonuçta. Daha özgür hissedebilecekleri yerlere, yani başka bir Müslüman ülkeye gittiği zaman bir mezhep kavgasının içerisine düşebileceğinden emin. Mesela Arabistan zaten bir tane bile almıyor. Ya da Ürdün'de başına başka şeyler geliyor. Ya da Lübnan'da ağır bir yoksullukla. Lübnan zaten küçük bir ülke ve nüfusunun çok üzerinde bir mülteci almış durumda. Ona da kimse destek olmuyor. Yani sen bu kadar aldın, Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin destek olduğu gibi diyorum. Sen bu kadar mülteciyi aldın, bu da bizden sana yardım falan demiyor ona da kimse. İnsanlar batıya gelmek istiyorlar. Söylemeye çalıştığım şu, Müslümanlar, Müslüman ülkeler, Müslüman dünya, ki bu da bir mit, yani tek bir Müslüman dünya diye bir şey yok. Tamam İslamofobi var, var gerçekten, yani bir fenomen ve bir tehlike olarak var. Ama niye var? Yani bunda benim nasıl bir payım var? Ben neyi eksik yapıyorum demiyor. Yani Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in şeyden sonraki davranışı, bize geleceğim evet, artık. Yani saldırıdan sonraki, yok, acayip katliamdan sonraki davranışı. Ya biz Suruç'tan sonra görmedik mesela bunu. Yani biz bunu 10 Ekim katliamından sonra görmedik. Bu tuhaf bir şey. Yani hani dediğim gibi hani nefret zaten var ama onun gerekçelendirilmesi acayip bir şey. Dünya da bunu görüyor. Ya bunların kendi evlerinde oldu bu. Evet. Yani kolay şeyler değiller bunlar. Aynen. Şimdi ben de size onu soracaktım. Mesela Türkiye basınında yavaş yavaş Charlie Hebdo örneği verilmeye başlandı. Hatırlayacaksınız, Fransa'da Charlie Hebdo'ya yönelik saldırı ve orada hayatını kaybedenlerden sonra Avrupalı liderler bir yürüyüş yapmışlardı. O dönemin başbakanı Davutoğlu onlara katılmıştı. Şimdi burada yavaş yavaş şu dillendirilmeye başlandı. Bakalım işte Charlie Hebdo için yürüyenler bugün cami için, cami katliamı, Yeni Zelanda katliamı için de yürüyebilecekler mi? Orada katıldığında nasıl görünüyor durum, liderlerin tavrı? Çünkü Avrupa'da da esen bir popülizm rüzgarı var. Nasıl görüyorsunuz tavırları?
Popülizm ülkeleri ne kadar olursa olsun Avrupa'da hani böyle bir şey karşısında ya iyi ki olmuş diyebilecek vesaire falan bir lider çıkmaz. Öyle birisi olmaz yani hani ya da dünyanın batısında. Olabilir şeyde Avustralya'da, Avustralya inanılmaz ırkçılaşan ve sağcı bir yer yani hani tuhaf bir şey. Oralarda çıkıyor falan ama burada hala Avrupa'da ve Amerika'da hala siyaseten doğru olanı inşa etme ve onu koruma yolunda bir çaba var. Bu çaba giderek hani daha fazla efor, daha fazla enerji isteyen bir çaba. Eyvallah. Ama yani ben de şeyi hatırlıyorum mesela Charlie Hebdo hikayesi olduğunda Davutoğlu'nun oraya gitmesine bozulan yazarlarımız vardı bizim İslamcı medyamızda. Yani böyle şeyler olmayacak mesela. Benzer bir yürüyüş yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum ama Türkiye'nin ya da İslam dünyasının batı sessiz, batıyı savunmak için de söylemiyorum. Hakikaten korkunç şeyler yapıyor ama bizim kendimizle yüzleşmemiz lazım. Yani hani biz neyi hatalı yapıyoruz, biz nerede bu hikayenin tam orta yerine düşüyoruz diye sormamız lazım. Hakikaten batını savunacak bir yok, savunmaya ihtiyacı da yok kendisine. Öyle bir yürüyüş olur mu bilmiyorum. Ama Türkiye'dekilerin ya da İslam dünyasının bak batı ne kadar sessiz görüyor musun böyle bir olay karşısında vesaire falan diyecekleri bir durum yok ortada. Yani batı son derece sesli ve bu konuda çıkarılması gereken tüm sesler çıkıyor. Olur mu öyle bir yürüyüş? Allah bilir. Olabilir de olmayabilir de. Yani hani coğrafi meseleyle de ilgili bir şey var. Yeni Zelanda çok uzak buraya. Olabilir de olmayabilir de ama bunun bir önemi yok. Ben evet. Az önce söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. 10 Ekim'de Ankara katliamı için Türkiye'li Müslümanlar ne yaptılar ki? IŞİD'in yaptığını biliyorduk onu. Ne yaptılar ki? Yanı Suriç için ne yaptılar ki? O bizi bir araya getirebildi mi ki? Batı'nın böyle bir durum karşısında Müslüman dostları için bir araya gelmesini bekleyelim. Evet. Bu hikayeden çıkılacak tek sonuç bu. Yani evet. Başka bir sonuç yok. Evet ya yani ırkçılık her zaman var. Din temelli savaşlar her zaman var. Bunlara her zaman bir takım isimler bulunuyor. Ama şimdi niye bu böyle hikayesinde sorulması gereken soru yalnızca Batı'ya değil. Biz ne yapıyoruz hakikaten yani? Evet, şimdi siz tabii normalde Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili çok yakından çalışmıyorsunuz bugünlerde ama eminim Türkiye'nin içindeki gidişatı da okuyorsunuzdur. Sonuçta tam da seçimlerin öncesine rast gelen böyle bir saldırı. Üstelik de Türkiye'de biliyorsunuz 8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşü sırasında ezan ıslıklandı gibi bir argümanla hükümet ortaya çıktı ve biz de günlerdir aslında ya Türkiye'de hiç kimse ama hiç kimse ezanı ıslıklamaz. Türkiye'nin sosyolojik yapısında, sosyal kodlarında böyle bir şey yok. Dolayısıyla mümkün değil. Denk geldi. Sonuçta ezana denk gelen pek çok şey olabiliyor. Mitingler bile denk gelebiliyor. Dolayısıyla böyle bir durum yoktur. Bunu tartışıyoruz ama ısrarla siyasetin dili bu ezan üzerinden biraz daha eskiden milliyetçi olan tonu içine biraz daha dincilik ya da İslamcılık sosu katarak İslamcı milliyetçi, bayrak millet ve dinimiz elden gidiyor kıvamında bir kampanyaya dönüştürmüş durumda. Nitekim bu Yeni Zelanda olayı da bugün mitinglerde iktidar tarafından kullanılmaya başlandı. Söylem de ırkçı bir söylem. Siz hem bir antropolog, sosyolog, bir gazeteci, araştırmacı, yazar ve İslami kesimin de hassasiyetlerini yakından bilen birisi olarak nasıl görüyorsunuz? Bunun belki bugün satışı var ama sizce ne gibi tehlikelere gebe ya da gebe mi? Hem toplum açısından hem de siyasetin dili açısından hem de bölgesel olarak. Yani iktidarın Türkiye'de açıkçası AKP'nin bu meseleye böyle neredeyse mutlulukla diyeceğim sarılması. Olaya sevindiklerini söylemiyorum ama böyle bir vaziyetin tam da ihtiyaç duyulan bir anda çıkması dolayısıyla mutlulukla onu cidden bu bir tür sevinç şeysine benziyor, hislerine benziyor. Bir tuhaf bir şey. Böyle hani düşünemem. Üzülmediklerini böyle bir duruma. Ama olayın şimdi bu zamanlaması vesaire falan filan onlara iyi geldi. Çünkü ihtiyaçları vardı böyle bir söyleme. Türkiye beka meselesini, seçmen beka meselesini almıyor anladığım kadarıyla. Satın almıyor. Çünkü evde sofranın bekasıyla ilgili bir durum var gibi görünüyor ve o daha acil ve hükümet
AKP onu çözmeyi vaat etmiyor şu anda. Öyle bir vaat yok. Çözebilir gibi de görünmüyor. Öyle bir durumda gene biz bize benzeriz, biz bizimle olmalıyız, bizden başka dostumuz yok ve eğer bakın biz olmazsak bu her yerde olacak. İslam dünyasının garantörü biz hikayesine sağlıyordu. Ama şimdi şöyle bir durum var benim gördüğüm kadarıyla. Bunun bir sınırı var. Yani hem beka söyleminin bir sınırı var, hem de bu türden vakaları kullanmanın bir sınırı var. Ben Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde, galiba bir mitingde yaptı, katliam görüntülerini katliamcının perspektifinden, açısından göstererek o limiti çok fazla aştığını düşünüyorum. Ben o görüntüyü göstermenin AKP'ye evet bunu bu nedenle gösterdi. Oy kazandıracağını düşünerek gösterdi. Yani hani şey değil ama oy kaybettireceğini düşünüyorum. Bu çünkü çok tuhaf bir şey. Orada mahrem bir alanı geçiyorsunuz. Çoluk çocuk orada. Yani hani bunu herkes bilir ki yani bütün dünyada bunları izlemeyin. Hani kafanız karışmasın, bulanmasın, kendinizi buna maruz bırakmayın derken sen miting meydanlarında bunu gösterirsen bir limiti çok ciddi aşmışsındır demektir. O limitin de ne olduğunu söyleyeyim. O mitinge gelen insanlara saygı limiti. Yani bunun tamam kullanacaksın elbette. Dünyada ne varsa sen bir siyasetçisin ve zaten hayatın boyunca krizleri fırsata çevirerek var oldun. Krizler senin asıl geçim kaynağın oldu. Bu da öyle bir kriz ve elbette bunu tercüme edeceksin ki Tayyip Erdoğan'ın yüz ifadesini ben o mitingde bundan bahsederken izledim. Hakikaten bir tür haz vardı yani ayıptır artık. Fakat oraya o mitinge gelen insanlar, seni izleyen, takip eden insanlar için bunu böyle bir şey olarak göstermek inanılmaz bir saygısızlık ve mahrem bir sınırı aşış. Yani hani bir ciddi bir sınır ihlali. Ben dolayısıyla pek de olumlu olacağını zannetmiyorum. Bir de dediğim gibi hani AKP'nin bunun hemen arkasına eklemesi gereken bir laf daha vardı. Batı sessiz, Batı görmüyor vesaire falan diyen. Öyle bir şey de olmadı yani hani olmadı. Dolayısıyla siz bu önümüzdeki dönemi son olarak şunu analiz etmeniz gerekirse detaylı bir şekilde verdiniz ama Batı ile İslam dünyası arasında çok ciddi ve ekstrem çatışmaların yaşanacağı bir döneme giriyoruz gibi görüyor musunuz? Yani bundan sonrası özellikle Türkiye'yi odağa koyarsak nasıl görüyorsunuz? Bir de son olarak onun analizini sizden rica edeyim. Öyle bir çatışma hem zaten var hem zaten hiçbir zaman olmayacak diyeyim ben size. Çünkü çatışmalar çıkar çatışmalarıdır. Yani İslamlar arası çatışmalarda, Hristiyanlar arası çatışmalarda çıkar çatışmalarıdır. Din bunların çok güzel bahanelerinden bir tanesidir. Evet yani hani Müslümanlar ve Hristiyanlar ve Yahudiler dinle çıkar çatışmalarını bezemeye devam ettikleri, ambalajlamaya devam ettikleri müddetçe bu olacak. Ama biz inanmaya, ben bu kadar senedir din, dindarlık, antropoloji vesaire falan çalışıyorum. Dinin kendisinin bir çatışma sebebi olması için herhangi bir neden göremedim. Yani hani ama Haçlı seferlerine bile baktığınız zaman şeyi görürsünüz. Dini söylem askeri cepheye sürmek için iki taraf içinde propaganda o zaman bile Haçlı seferlerinde bile yani din dışında bir dünyanın olmadığı dönemde bile inanılmaz yeni hikayeler, menkıbeler yaratılır orada. Yani hakikaten çok tuhaf şeyler var okuduğum, ettiğim şu anda çok uzun olduğu için söylemeyeceğim. Haçlı seferlerinde bile din propaganda aracıdır. Amaç mesela Haçlılar için doğunun altınlarına ermek, Müslümanlar için ülkelerini korumaktır. Sonra Müslümanlar Gazaya başladığında onlar da Batı'nın altınlarını isterler. Ama ne adına isterler? Dinleri adına isterler. Bu başlangıcından beri böyle. Dolayısıyla evet yani çıkar çatışmasının dili haline dindarlar kendi dinlerini getirdiği müddetçe az önce söylediğim de oydu IŞİD meselesinde. Mesela benim dinim adına böyle bir şey yapıyorsun. IŞİD'le mücadelenin Müslümanlar tarafından yapılması gerekirdi. El-Kaide ile mücadelenin Müslümanlar tarafından yapılması gerekirdi. El-Şebab'la mücadelenin Müslümanlar tarafından yapılması gerekirdi. Müslümanlar kendi diktatörlerini alaşağı etmeliydi ki o zaman biz diyelim ki evet yani hani biz haksız yere
bu İslamofobiye maruz kalıyoruz. Gene haksız yere elbette ama hani kendimize hiç bakmadan yaptığımız bazı şeyler var. O zaman biz şöyle de bir durum var, çok uzatıyorum ama şöyle de bir duruma neden oluyor. Sanki Müslümanlar eternal victim, sonsuz kurban, sonsuz ezeli ve ebedi kurbanlar ve bu nedenle yaptıkları pek çok şey hoş görülebilir. Hani bazı hatalardan ve günahlardan ve suçlardan korunmuş vaziyetteler zaten. Çünkü zaten şeyler hani kurbanlar. Bu çocuk söylemi. Bu olgun kendi hayatının, kendi dininin, kendi inançlarının, kendi tarihinin, eğer milliyeti ise milliyetinin sorumluluğunu alan bir topluluğun söylemi değil. Bu çocuk söylemi. Yani ben zaten zavallıyım, ben zaten garibanım. Karnım da aç, sürekli yoksulum. O yüzden bana böyle, çünkü doğru da değil zaten. Evet. Şimdi bu yani şunu da söyleyeyim, hani bu mesela Batı dünyasına baktığımızda üslup ve dil geliştirirlerken hep şu konuşuluyor şu günlerde bu saldırıdan sonra. İşte bakın gördünüz mü, politikacıların kullandığı ırkçı dil nelere yol açabiliyor. Dolayısıyla bu gidişata bir son vermemiz gerek. En azından Batı entelijansiyası gerçekten bunun üzerine kafa yoruyor. Ya işte bakın, bir kere daha sadece Müslümanlar gelip sağa sola bomba koymuyorlar. Bizim kendi içimizden çıkardığımız bu ırkçılar bakın ne hale geldiler. Oysa Türkiye basına baktığımız zaman bunun tam tersini görüyoruz. Evet. Giderek daha fazla ırkçılaşan ve ırkçılık üzerinden söylemler gidiyor. Yani bir gün dönüp bu ırkçılık söyleminin de burayı vurabileceği düşünülmüyor. Çünkü Türkiye'nin içinde de yaşayan pek çok mülteci var. Ve Türkiye'de de görünmez bir ırkçılık alttan alta devam ediyor aslında mülteciler nedeniyle. Gayet görünür bir ırkçılık var Türkiye'de. Yani biz ona ırkçılık demiyoruz. Mesela şu lafta bile ırkçılık var. Genellikle ırkçılıkla ilgili Twitter'a vesaire falan bir şeyler yazdığımızda bunu milliyetçi insanlar söylüyorlar. Türklerde ırkçılık yoktur. Bu ırkçı bir laftır. Yani Türklerde ırkçılık olur. Türklerin başka ırkçılıklardan, ırkçılık yapan başka uluslardan, kimliklerden hiçbir farkları yoktur. Yani hani Türklerde de gayet ırkçılık olur. Ben size başka bir kez de bir vakayı hatırlayacağım. Hatırlıyor musunuz? 3 sene önce Lufthansa uçağını pilotu çakmıştı şeye, Alplere. Evet. Ve üç kişi. O zaman Almanya'da kampanya yapıldı. Bunu terör diye analım diye. Devlet şey demek istedi, dedi de zaten, yani hani resmi açıklama şeydi, işte kafası karıştı, bunalımdaydı vesaire falan, bunu yaptı. Burada insanlar şunu söylediler, dediler ki bunu bir Müslüman pilot yapsaydı İslami terör derdiniz buna. Bunu demek zorundasınız, buna terör demek zorundasınız. Bu da çalışma koşullarının şunun bunun vesaire falan. Zor koşullar hakikaten. Lufthansa biliyorsunuz en sık grev yapılan yerlerden bir tanesidir. Bunların sonucudur. Bunu demelisiniz diye burada bir hayli de ilgi gören bir kampanya yapıldı. Ben Türkiye'de böyle şeyler yapıldığını görmüyorum. Yani kimi Durç'a hatırlatacağım. Terörist demedik biz o insanlara ya. Yani demedik. O davanın ayrıntıları soruşturması kamuoyundan uzak tutulsun diye her şeyi yaptı idare ve mahkemeler ve güvenlik teşkilatı. Rica edeceğim. Yani hakikaten ciddi bir şey var. Daha adil, daha bir şey vesaire falan demiyorum. Burada da popülizm var, burada da sağcılık var vesaire falan ama bizde rule ediyor, bizde kuralı koyan o. Yani hani o yüzden de onun dışına çıkamıyor. Onun dışına çıkan, yani ırkçılık yapmadığınız zaman hain sıfatı durumlar var Türkiye'de. Yapmadığınız zaman. Evet, Ayşe Çağdar, çok teşekkür ediyorum. Tabii yüz yüze olsak, karşı karşıya olsak daha çok uzun konuşabiliriz ama teknolojiyi aracı olarak kullandığımızda kimi zaman verimsizleştiğimiz dakikalar olabiliyor. Burada bırakalım. Önemli analizlerde çok teşekkür ediyoruz. Tekrar konuşmak üzere. İyi günler, kolay gelsin. Görüşmek üzere.